Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftenin Grekte Kaltı Maceralarının 4. bölümüne hoş geldiniz. Evet, şurada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Loot Chest diye bir şey var. Evet, bunun ve ayrıca Steel Axe, Bronze Sword vesairemiz var. Bunlar nereden gelme? Ya da Double Axe. Evet, bunlar nereden gelme? Güzel soru değil mi? Tabii ki de gece olduğu için bakamıyorum şu an. Ups. Hatta birkaç tane bronzum, copper ve bronze ingot'ım da var. Evet, gündüz olsun. Ama basitçe şu ileride bir yerde, şurada bir adet village'ımız var. Hatta yok. Yapmayayım. Evet. Village'ımız var. Ve orayı biraz yağmaladım. Bu arada fırın yaparken ufak bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Fırın içerisine fırının recipe'si biraz farklı. Nasıl farklı diye soracak olursanız, furnace. Gel bakalım. İçine bir tane ateş kaynağı koymamız gerekiyor. Bu olabilir. Fire starter olabilir. Yani şu olabilir. Flint and steel olabilir. Daha doğrusu flint and tinder olabilir. Bunlardan herhangi biri olabilir. Bu arada aslında yayın içeriği için ya da sonra video içeriği için takılmamak adına ya da boşver. Ledor, meteorite, hematite, tinor. Kulumuz yok. Bunları ben organize edecektim. Neyse, organize ederiz daha sonradan. Ha, bir de brass gear'larımız var. Bunları direkt olarak yakabiliyor muyum? Evet, crucible smelting ile yakabiliyoruz ve bir adet ingot elde ediyoruz bunlardan. Ek olarak wait. Seni direkt ekmeğe çevirebiliyor muyum? Hayır. Fermenter, macerator, compressor, boxinator, mixer, compost, shredder. Evet, shredder'dan geçireceğiz her türlü. Ya da mortar'dan. Mortar, fermenter, compressor, crusher, kern. Düz ekmek yapmanın yoluna bakıyorum da. Grindstone. Grindstone. Evet. Grettekin de grindstone var. Quartz gerekiyor. Mortar yapmak için. Iron. Iron ve kill lazım onun için. Burada bir creeper'ımız vardı. Yok değil mi şu an? Evet, yok. Evet. Village'ımıza doğru bir ilerleyelim. Mesela da yolda biraz taş toplayalım. Oo, çekiçli. Ve flint verdi. Güzel. Mat da verdi. Şimdi gelelim. Bu arada şu pembe şey tuz. Aslında burası bayağı yerleşmek için güzel bir yere benziyor. Bu arada bir süre daha flint aletleri kullanacağım çünkü özellikle combat için çok işime yarıyorlar. Çünkü yakma özellikleri var. Village'ımız da burada. Çok fazla bir şey yok bu village'da. Olanları da yağmaladım. Bir tek şey, apiary'leri yağmalamadım. Onları da yağmalasam aslında. De şu an çok bir işime yaramayacak. Bilemedim o yüzden.
Aslında şu fırınları bir yağmalayayım. Aslında şu brickleri de alabilirim. Evet, buradan almıştık o loot chest'imizi. Piyarist, gel bakalım. Aslında şunlar propolisler işimize yarar. Şu polenler de kesinlikle işimize yarayacak. Geri kalanı sonradan da işimize yarayacak. Sonradan da kullanabiliriz. Akasya ağaçları var burada. Sonrasında aslında burası yerleşmek için daha da uygun. Çok daha uygun hem de. Ama yerleşme işine daha sonradan bakacağız. Özellikle temel ekipmanlarımızı elde ettikten sonra. Stone. Temel ekipmanlarımızı elde ettikten sonra bir yerlere yerleşmeye bakacağız. Kömür. Şu an önceliklerimiz farklı. Sen nesin? Bauxite. Direkt bauxite kaynağı var burada. Hematite. Galena. Galena işim lazım. Ups, bir an kastı oyun. Neden ben de bilmiyorum. Kestrite gelsin. Sanırım bir şeyleri renderlarken sıkıntı yaşadı. Şurada da güzel bir adamız var. Galena gel. Reyna ve LED lazım bize özellikle. Hematite'de iş görür ama. Copper. O da copper sağlıyor. Şu an bize bolca small ore lazım. Çünkü hani başlangıç için maden kaynaklarımız aslında bunlar. Galena kesinlikle lazım. Galena bize LED sağlıyor ve LED başlangıçta aşırı önemli bir maden. Diğer madenleri işleyebilmemiz için LED zorunlu bir maden. Tabii şansımız yaver gidip alakasız yerden alakasız madenler bulmazsak. Ki mesela şansımız yaver gitti, ona rağmen iron bulamadık mesela. Kömür. Kömür de kesinlikle lazım olacak. Oh, düz led. Galena biraz daha az led veriyor. Düz led ise daha fazla led veriyor bize. Kapır. Kömür. Düz kömür verdi. Color. Sen nesin? Sonit. Peki. Şu an gemlere gitmesem daha mantıklı. Acıkmışız. Elmalarımızı bitirelim bakalım. Neyse, bitirmemize daha varmış. Kömür. Bir de kesinlikle ama kesinlikle bolca kil toplamam gerekecek ki onları da birazdan toplayacağız. Bu kil toplamasının ardından da burada var ama envanterimde yer yok. Şuradan geçerek şuradaki small ore'ları da toplayarak evimize geri dönelim. Ardından evimizin oradaki kil yatağını kurutalım. Evimiz diyorum da teknik olarak kısa süreli evimiz. Sonrasında buralara bir yere muhtemelen ev yapacağız. Yok. Sen şimdilik lazım değilsin. Sen nesin? Kestrite. Tin. Hematite Iron da diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Kapır. Galena. Kömür. Kömür. Bu şekilde. Ups. Aslında biraz kum da toplasam güzel olabilir. Hatta Insight, Granite, Rock, Diorite gitsin şimdilik. Biraz kum da toplayalım ki belki cam yapmamız gerekebilir. Hatta cam yapmamız gerekecek.
Led. Öncelikli madenlerimiz kapır ve led. Daha sonra kapır, led ve tin. Tin diğer ikisi kadar zorunlu değil. En azından şimdilik zorunlu değil. Ancak kesinlikle ilerlemek istediğimizde zorunlu olacak. Salt, tuz. Tuz kesinlikle lazım değil. Zinc. Zinc lazım olabiliyor ancak aciliyeti yok. Galena, senin aciliyetin var. Led, senin çok aciliyetin var. Salt, senin yok. Bazalt, güzel. Bazalt kaynağı bulduk. Bazalt da bize aşırı lazım çünkü bazı şeyleri yapmak için bazalt gerekiyor. Hatta burayı bir bazalt kaynağı olarak işaretleyeyim. Bazalt. Kestrite. Led. Bu şekilde small ore'larımızla başlangıç ore kaynağımızı geliştiriyoruz. Salt, seni istemiyorum. Kestrite istiyorum ama. Evet, burada tin de var gibi. Amazonit. Bu şekilde. Tamam, bazaltlarımız buraya kadarmış. Düz kapır. Sonrasında bunları işlemeyi göstereceğiz. Hematite. Sen değilsin mesela. Zinc. Aciliyetim yok. Her şeyimiz düz tin ore. Onun için yer açmam gerekecek tabii. Neyi atabiliriz? Rock. Dwayne The Rock Johnson'ları atabiliriz. Sen nesin, en ufak bir fikrim bile yok. Bazalt biraz küçük bir bölgede sanırsam. Ama olsun. Bazalt niçin lazım diye soracak olursanız sert bir taşa ihtiyacımız var envil yapabilmek için. Ve envil başlangıçta cidden önemli bir araç. Sol. O petrolümüz de var. Şurada ne var? Bumblehive. Petrol. Kesinlikle ileride işimize yarayacak. Evet, envanterimizde birazdan azıcık daha boş yer açılacak çünkü elmalarım bitecek. Ama çok bir esprisi de kalmayacak çünkü buradan ayrılacağız birazdan. Güneş hafiften batmaya başlıyor çünkü. Sonrasında evimize de oturup envanterimin ne aldım ona bakmaya çalıştım da. Bu ne? Green evet, mesela şimdi yavaştan evimize koşmaya başlayabiliriz. Yolda kömürlerimizi de kazarak. Sahil gibi yerler small ore bulmak konusunda güzel oluyor. Mesela burada da bolca small ore var. Hematite.
Ve sonrasında da evimize koşup huzurlu bir biçimde madenlerimizi işlemeye koyulalım. Ah! Koş köfte koş. Koş köfte koş. Bu arada evet videolarım çok fazla canlı yayın şeklinde gelmeye başladı. Canlı yayındaymışım gibi oynamaya başladım. Umarım sizin için sıkıntısı olmuyordur. Biraz kesmeden. Evet. Madenleri direkt buraya atıyoruz. Sen de madensin. Kömürle maden. Taşları buraya atalım. Flint kalsın envanterimde. Sizleri ben şöyle bir bırakayım. Furnace'lar. Şimdi. Coal ore, galena ore, led ore. Önce şu ledleri bir işleyelim. Gaz kapırımız var. Karşı led ore. Kaç kapırı da işleyelim. Diğer fırınısın burada. Yani bunlar işlerine dursun. Led nugget'lar. Bu şekilde iyi. Bunları crushed ore'ları işlediğinizde nugget olarak elde ediyorsunuz. Ah. Ayrıca bazalt. Başka bazaltım var mı? Benim biraz daha bazalta ihtiyacım olacak kesinlikle. Evet, sadece 3 tane bazalt cobblestone. And ha, direkt bu şekilde craft edebiliyoruz. Tamam. Düz anvil. Bunu istiyor ama. Crafting station hali daha kolayıma geliyor. Shift'e basmayı unuttum. Şimdi. Gel bakalım. 7 tane led. Oh. bir kere maşallah deyip kapılarımızı işledik. Ardından bakacak olarak ne kullanabiliriz? Seni kullanabiliyorum ben, değil mi? Evet, seni kullanabiliyorum. Şu kalanları sizlerle yakalım. Şimdi. Direkt arayüz yok ta. Önce bir hammer yapalım. Hammer'ı neyden yapalım? Limestone aralarında en zayıfı. Granit. Düz granitten yapalım. Ve artık bir çekicimiz var. Şimdi. Ve double ingot. Sonra bu double ingot'ı alıyoruz ve buna çeviriyoruz. Ledlerimiz burada olmuş. Şimdi benim nelere ihtiyacım var? Oh, hammer'ı yaptık. File'a ihtiyacım var. Onun için iki tane. Evet, iki tane bundan ve bir adet file'ımız var. Şimdi file'ımızı yaptık. Ardından chisel gerekecek kesinlikle. Tabii chisel'ı. Ve bir de wrench gerekecek ancak onun için daha fazla kapıra ihtiyacım var. Chisel.
Onun için önce bir chisel head gerekiyor. Bunun için de bir adet steel rod. Bir adet de plate. Bir tane rod, bir tane de plate gerekiyor. Evet. Rod'u da şöyle yapıyoruz. Sonrasında hammer, plate, chisel head'imiz tamam. Ardından sen gel bakalım. Chisel'ımız da tamam. Ah. Beraberinde başka neye ihtiyacımız var? Coal, tin, hematite. Sizleri de pişirebilirim. Biraz daha led elde edebilirim bu arada. Çubuk yakarak. Buradan copper chunk olarak elde ediyoruz. Bakın başka nelerimiz var. Hematite. Kobaltin. Tungsten. Titanium. Oxide. Apatite. Yok, başka copper'ım yok. Ah. Şunlar gelsin. Bunları da böyle çeviriyoruz kapıra. Şimdi. Bunların hepsini yerleştirelim. Bunlar kenarda dursun şimdilik. Çünkü bunlar ileride lazım olacak bize. Orada tam yenmişler burada. Kalan kapılarımız da pişiyor. Aslında bunu pişirmeseydim daha iyiydi. Neyse. Şimdi bizim önceliğimiz biraz kil toplamak. Kilin yanında bir de biraz daha kapıra ihtiyacımız var. Kil ranch yapabilirim. Hatta unutmadan hazır elimdeymişken. Tam olarak iki tane daha plate'e ihtiyacımız var. Aslında tam olarak iki tane değil, tam olarak dört tane daha plate'e ihtiyacımız var. Çünkü craft edeceğimiz başka bir şey daha bunu kullanıyor. Evet. Hammer sen de gidebilirsin. Ve bolca da oduna ihtiyacımız olacak. Odun keseceğiz hatta. Atla üstüne. Başlangıç için cidden flint tool'lar çok güzel oluyor. Ben biraz daha beri toplayayım. Çevreden beri alayım. Ups. Creeper seni istemiyorum. Öldüğün için teşekkürler. İnek seni öldürürsem mi diye düşünüyorum da. Neyse. Şimdilik aciliyet yok. Baconlarımızı alalım. Şu an bu tepeyi biraz mahvedeceğiz. Ama bayağı bolca kile ihtiyacımız olacak ve bu yatak tam olarak o ihtiyacımızı bize karşılıyor. Yaklaşık 250 al, daha doğrusu 250 altından biraz az ama gene 256 da olsa olur. Kile ihtiyacımız olacak. Ve bunların hepsi tek bir arkadaşa gidecek ve neden elime yenisini koymadım?
Ah. Mesela yeni bir beri kaynağı. İkinci isteğimiz dolmak üzere. Üç ve dört. Dört steak şimdiden elimizde olsun. Hızlı bir biçimde elimize geçecekler zaten. Ama şuradaki domuzu da öldürsem mi? Ne da? Boş ver. Ya da öldür. Kendi kaşındı. Üst önüme atlamayacaktı. Tamam, şimdilik bu kadar yeter bize. Şu beriyi de toplayalım. Şurada da biraz ileride de biraz beri boşlarımız vardı. Onları da alalım ki bize yemek kaynağı olarak geri dönsünler. Zombi eti, sen hiçbir işime yaramayacak bir şeysin. Bu arada burada ne var? Tuzmuş. O sahile geri dönüp daha fazla maden toplamam gerekecek. Ama öncesinde şu arkadaşları da bir craft etmek istiyorum. Kalan son parçasında onlar varken craft ederiz. Güzel tuz kaynağımız da var. Kılıç gel. Kılıcı neden kesiyorum diye soracak olursanız biraz daha hızlı kesiyor. Ah, o zaman yolumuza devam edelim. Şimdi gel bakalım. Evet, koşalım bakalım. Orada gördüklerimin hepsini toplamıyorum. Bir kısmını topluyorum. Ve burada önüme çim takılmasaydı çok güzel olacaktı. Şimdi büyük yemek kaynaklarından bir girelim. Cooked Ham mesela. Ardından beri başlar. Sonracına. Ups, sen oraya değil. Böyle istiyorum. Güzel. Sonrasında sen de şöyle gel. Evet. Böyle güzel bir düzen oldu bence. Şimdi bu killerden alalım. 4 tane kömür. Suspicion, hatta 2 tane kömürü şöyle de alalım. İş yükünü biraz bölüştürelim, değil mi? Ardından clay'ler ve topraklar gelin. Food table. Siz şuraya. Yiyecekler için aslında şurayı tutabilirim. Hemen yemekleri oraya toplayalım. Yemek olarak kullanılabilecek şeyler daha doğrusu. Dry grass istemiyorum. Yemek olarak kullanılabilecek çok fazla bir şeyim yokmuş. Bunları unuttuk. Sen de bir yemek parçasısın aslında. Scrap meat, sen. Sen, BlackBerry. Evet. Bunlar pişe dursun.
Hatta bunlar hafiften pişti. Bir kısmıyla. Önce. Hemen verelim. Sizleri bir alalım. Öncelikle bir adet Hardened Clay. Neydi? Crucible. Ceramic Crucible. Ah, tamam. Ortaya çizilmiş bir de. Tamamen yanlış hatırlıyormuşum. Voila, bir adet Crucible'ımız var. Muhtemelen bu böyle, evet. Seramik mold. Üç tane yapalım seramik moldumuzu. Chisel hammer. Ardından şunlar da dönüşecek. Ve onlarla da yeni bir arkadaşımız olacak. Ve geriye kalan tek şey ledlerimiz. Birkaç tane kapı gerekecek çünkü. Hatta unutmadan şunları da bir double'a çevirelim ki tam olarak neye ihtiyacımız olduğumuzu biraz gözümüzde de canlansın. Şu an bolca kapıya ihtiyacım olacak çünkü bir tane eksik. Ha, o da burada. Şimdi. Hammer. Ve tabii ki de swap diyoruz. Bu drainlerimiz de buraya gelsin. Evet. Hardened clay, sen gel şöyle. Ki de normal clay ya da 16. 32. Evet. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Benim sadece bolca maden toplamam gerekecek arada. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.